şükürle davetimize icabet edip bizleri onurlandırdığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Afiyet olsun dileklerimi iletiyorum. Türkiye'nin gündemi hızla akıyor. 2023'e girdik. Birinci gün dedik ama bugün baktığımızda 10. günü devirmiş durumdayız. Ve hızlı bir şekilde yıl işliyor. Öncelikle 2023 yılının hepimize, milletimize, devletimize hayırlı, uğurlu, bereketli olmasını Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. Tabii 2023 tarihi bir yıl. Bir yandan Cumhuriyetimizin 100. yılını bitirip 2. yüzyılına giriyoruz. Dolayısıyla bu sene pek çok şeyin sembolik anlamı da diğer yıllara göre farklı ve daha farklı pencerelerden bakmamızı da gerektiriyor. O yüzden de Sayın Cumhurbaşkanımız 2. yüzyılı, Türkiye yüzyılı nasıl yapalırız mesajıyla 28 Ekim'de Türkiye yüzyılı vurgusuyla yeni bir program ortaya koydu. İnşallah 2023 ile başlayan yeni yüzyıl Türkiye yüzyılı olacak. Hep beraber basınıyla, hükümetiyle, vatandaşlarımızla, üniversitelerimizle, kurumlarımızla, iş adamlarımızla 2023 ile başlayan yeni yüzyılı Türkiye yüzyılı olarak inşa etmek için var gücümüzle çalışacağız. Tabii burada en önemli görev Adalet Bakanlığı'na düşüyor. Adalet Bakanlığı'nın uhdesinde olan adalet politikalarını geliştirme, milletimizin yargıya olan güvenini ve yargı hizmetlerinden memnuniyeti artırma ve yargıya dönük pek çok eleştirileri ortadan kaldırma konusunda bakanlık olarak biz bu dönemde daha etkin ve netice alıcı çalışmaları yürüteceğimizi buradan ifade etmek isterim. 2022 ile ilişkin bazı değerlendirmeler yaptıktan sonra ara ara da yapacaklarımıza değinmek istiyorum. Tabii 2022 yılı hızlı geçti ve pandemiden sonraki dönemi de ilgilendirmesi hasebiyle bizim bakanlığımız bakımından da hareketli ve hızlı bir yıl oldu. 6. yargı paketini gündemimize aldık ve her zaman ifade ettiğimiz gibi kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda yeni reformları hayata geçirdik. Zira kadına yönelik şiddetle mücadele hem bakanlığımızın hem de Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin değişmez ve değiştiremez gündem maddeleri arasında yerini almaktadır. Bu kapsamda kasten öldürme suçunun kadına karşı işlenmesi halini nitelikli öldürme olarak düzenledik ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yaptırımıyla karşıladık. Bunun dışında kasten yaralama, işkence, eziyet ve tehdit suçlarını kadına karşı işlenmesi halini suçun nitelikli halleri arasına alarak bunların da cezalarını artırdık. Ve ilk defa ısrarlı takibi müstakil bir suç haline getirdik ve kadınlarımızın ısrarlı takip, daha doğrusu ısrarlı taciz karşısında korunması için yeni bir reformu hayata geçirdik. Ayrıca kasten yaralama, ısrarlı takip, işkence, eziyet ve çocukların cinsel istismarı suçlarından mağdur olan ve vekili bulunmayan her bir insanımıza ücretsiz avukat tutulması imkanını getirdik. Tabii kamuoyunda kravat indirimi olarak bilinen indirimin uygulanmada ortaya çıkan sorunlarını gidermek maksadıyla bunun standartlarını belirledik. Esasında kravat indirimini boyun bükme, gerdan kırma veyahut da güzel üslupla mahkemeyi etkileyerek işlediği suçtan daha az ceza almak için rol yapma dönemini sona erdirdik. Artık kimse rol keserek mahkemeden ceza indirimi alamayacaktır. Bunu sıkı şartlara bağladık. Tabii aile içi ve kadına yönelik şiddet bürolarını kurduk. Ülkemizin her bir ilinde bunu adliyeye yaydığımız gibi ayrıca 144 ilçenin adliyesinde de bugün aynı büroları yaygınlaştırmış durumdayız. Tabii adliyelerin bunun dışında daha hizmetlerin etkin yürütülmesi maksadıyla hakim ve savcı sayısını artırmaya devam ettik.
2022 yılında mevcut hakim ve savcı sayımızın üzerine 1042 yeni hakim savcı göreve başladı. Şu anda da 1500 hakim savcı sınavını 2022'de yaptık. Sözlü kısmı devam edecektir. Tabii mahkemelerimizin sayısında vatandaşlarımızın işlerinin daha hızlı bir şekilde tamamlanması için hem mahkeme sayılarımızı hem de hakim savcı sayılarımızı ciddi oranda artırdık. 2002 yılında personel sayımız 51.681 iken 2002 yılında 22 yılı sonunda 165.735'e çıkardık. %220 oranında bir artış sağlanmış oldu ki bu yargılamanın hem mahkeme sayısının artması, hem ihtisaslaşmanın sağlanması, hem hakim savcı sayısının artması, yargılamanın hızlanması bakımından son derece önemli adımlar atmış olduk. Tabii hakim savcılarımızın niteliklerini artırmak maksadıyla hakim ve savcı yardımcılığı müessesesini sistemimize kazandırdık. Adaylık dönemine son verdik. Bundan sonra 3 yıl hakim savcı yardımcılığı yapacaklar. Usta çırak ilişkisi içerisinde hakim ve savcılarımızı yetiştirmiş olacağız. Tabii ayrıca birinci sınıfa ayrılma şartları arasına en az 3 defa meslek içi eğitime tabi tutulma şartını getirdik ki meslek içi eğitimle zamanın gelişmelerine hakim ve savcılarımızın adapte olmasını sağlamak. Üçüncü olarak da kaliteyi artırmak adına teftiş şu anda bizde rutin teftiş var ama UYAP üzerinden yapılıyor, elektronik ortamda yapılıyor. Teftişi mahallinde 2 yılda 1 yapılmasını zorunlu hale getirdik. Bundan sonra UYAP üzerinden zorunlu haller dışarısında teftiş yok. Gidecek müfettiş mahallinde dosyayı açacak, tek tek yapraklarını çevirerek teftiş yapacak ve 2 yılda 1 yapacak. Her yıl 15 Ocak'a kadar da teftiş edilecek, adliyeleri ilan edecek. İşte önümüzdeki hafta bu adliyelerin ilanı bu sene ilk defa yapılacak. Bu konuda da ayrı bir adım. Bu hem demin dediğim yargılamayı hızlandırma, hem hataları düzeltme, hem vatandaşın memnuniyetini artırma, hem adaleti güveni sağlama bakımından bunların hepsi son derece önemli adımlar. Tabii makul sürede yargılamayla ilgili ciddi şikayetler var. Biz hepsine hak veriyoruz. Bunu sağlamak maksadıyla da özel bir komisyon kurduk. Özellikle Türkiye'de 1926 tarihinden kalan 3 tane dava var şu anda hala devam eder. 1926 en uzun süren 30 tane davanı teftiş kurulundan görevlendirme yaptım. Şimdi onları inceliyorlar. 30 tane dava dosyada niye uzamış? Tek tek bakacaklar. Ayrıca bizim strateji daire başkanlığımızda bu davalara bakan hakimlerle de görüşüyor. Bu dosyalar niye uzadı? Uzamaması için çözüm ne diye bir araştırma yaptırıyorum. Yakında sonucu çıkacak ortaya. Çıkınca da bu uzun süren davaların tamamını tasfiye edecek özel bir düzenleme yapacağız. Yani artık Türkiye'nin gündeminde yani 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl süren davaların olmayacağı bir döneme geçeceğiz. Bunun çıktılarını inşallah yakında arkadaşlarımız getirdiğinde de değerli basın mensuplarımızla paylaşacağız. Ne lazımsa yapacağız. Gerekirse özel düzenleme yapacağız. Tabii anayasaya aykırı olmamak kaydıyla atacağımız adımlar olacak. 2022 yılında baktığımız zaman demin söylemedim. Mahkeme sayısını artırdık dedim. 3.581 olan mahkeme sayısı 6.950'ye çıkmış. Yani bu büyük bir rakam. Adli yargıda büyük bir artış. Önümüzdeki dönemde bu artışı sürdüreceğiz. Daha fazla mahkeme açmamız gerekiyorsa açmaktan çekinmeyeceğiz. Denizli, Malatya, Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi kurduk. Ve aynı şekilde 3 tane yeni idare mahkemesi kurarak bu alanda da adımlarımızı attığımızı ifade etmek isterim. Adli görüşme odalarında da önemli adımlar attık. İlk kırılgan grupların ifadelerinin soruşturma süresinde alınması için adli görüşme odaları vasıtasıyla bunları gerçekleştiriyoruz. Şu ana kadar
ülke genelinde 81 ilde, 147 adliyede, 152 tane adli görüşme odası söz konusu ve bugüne kadar da 354.777 kişiye bu adli görüşme odalarında psikososyal destek verildiği gibi onların ifadeleri onların durumuna uygun hassasiyet gözetilerek alınması sağlandı. Bu da maddi hakikatin ortaya çıkmasında önemli bir gelişme oldu. 2022 yılında 320 yerde çocuk görüşme odasını faaliyete geçirdik. Bu senenin Mart ayı itibariyle inşallah onu da bir son yeri açarak ilan edeceğiz. Türkiye'nin bütün il ve ilçelerinde çocuk görüşme odalarını faaliyete geçirmiş olacağız. Ne demek derseniz çocuk görüşme odası eskiden boşanan kadın ve erkeğin velayet kendisinde olan çocuğun velayet kendisinde olmayan kişiyle görüşmesi sağlanırken icra marifetiyle görüşülüyordu. Çocuk teslime konu eşya olarak tutanakta yazılıyor ve ayrıca taraflardan ücret alınıyordu. Nerede nasıl görüşeceğine dair doğru dürüst bir düzenleme yok. Köydeyse jandarma marifetiyle, şehirdeyse polis marifetiyle yapılıyordu. Şimdi çocuğun üstün yararını koruyarak çocuklarımız polis ve jandarma işliği olmadan bizim çocuk görüşme odası dediğimiz yerlerde görüşmeleri sağlanmakta, her türlü güvenlik alınmakta ama çocuk polis de jandarma da görmemekte, ailelerden de herhangi bir ücret alınmamakta. Çocuğu eşya gören ilke zihniyeti artık tarihin çöplüğüne havale etmiş olduk. Önemli bir adım attık. Tabii bilişim teknolojisi de yargının hızlanmasında çok büyük faaliyet etki sağlıyor. 9000 masaüstü, 2700 üstü bilgisayarı alıp yargı teşkilatımıza vermişiz. 2022 yılında 1706 adet bilgisayar var bütün yargıda. Ve şu an itibariyle 194.000 masaüstü, 69.000 dizüstü bilgisayar var. Teknoloji yargının hizmetine etkin bir şekilde sunduk. Tabii UYAP Ulusal Yargı Ağı Sistemi siz çok iyi biliyorsunuz. Dünyada defalarca uluslararası ödül almış bir teknoloji ağıdır ve Türkiye bunun öncülüğünü yapmıştır. Şu an 7 kurum ile 9 entegrasyonu daha da ekleyerek toplam 166 yerle 53 kurumla 166 yerle entegrasyonunu sağladık. Bu da yargılamanın hızlanmasında büyük etki sağladı. E-duruşma sistemine geçtik. 2619 hukuk mahkemesinde e-duruşma sistemi uygulanıyor. Ve bugüne kadar 515.440 kişi e-duruşma sisteminden yararlandığını görüyoruz. Ve önümüzdeki günlerde bunu da artıracağız. Bizim UYAP'ta UYAP ekip, e-tevkikat, uzlaştırmacı, arabulucu, vatandaş portal mobil uygulamaları var. Tabii mobil avukat bilgi sistemi var ve şimdi buna yeni bir adım daha atacağız yeni dönemde. Bu cephe de indirecek şekilde mobil bir uygulamayı geliştiriyor arkadaşlarımız. Yakında bunu da açıklayacağız. Vatandaş hukuki bir şey olduğunda indirdiği mobil sistemden oradan kendisi hangi konuda nasıl kimlerden yardım alacağı, neler olacağı buna dair biz bir hukuk rehberi gibi vatandaşlarımızın mobil bir adalet rehberi olacaktır. Herkes bunu cebine de indirebilecektir. Bu da son derece önemli bir konu. Tabii 2022 yılında 51.140.000 e-tebligat yapmışız. Bütçeye 1.291.000.000 bu yönden tasarruf sağlamışız. 2022 yılında arabuluculukta büyük başarılar elde ettiğimizi görüyoruz. 129.960 iş uyuşmazlığı, 58.735 ticari uyuşmazlık, 43.482 tüketici uyuşmazlığı olmak üzere toplam 232.186 uyuşmazlık arabuluculukta çözülmüş zorunlu. İhtiyari arabuluculukta da 417.289 dosya
karara bağlamış. Bunun anlamı biraz şöyle yaparsam daha net anlaşılır. Bugün bizim bir mahkemenin yılda gördüğü dosya sayısı azami 400'dür. Bir yılda göreceği. Arabuluculuğun mahkemelerin üzerinden aldığı iş yükünü buradan hesap ederseniz ama makul olan 200 ama Türkiye'de şu anda maalesef 400 civarında dosya görüyor. Bazıları biraz daha fazla. Bu rakamlar yüzlerce mahkemenin kurulmasını önlediği gibi yargının üzerinden ciddi bir iş yükünün alındığını görüyoruz ve başarılı bir uygulama. Buradan hareketle şunu da ifade edeyim. İş uyuşmazlıklarında ortalama 7 günde uyuşmazlık karara bağlanıyor. Ticaret ve tüketici uyuşmazlıklarında da 10 gün içinde karara bağlanıyor. Arabuluculuk hakkındaki ön yargıları aştıkça arabuluculuğun kapsamını adım adım genişleteceğiz ve yeni dönemde inşallah arabuluculuğun kapsamı daha da artacak ve hukuk uyuşmazlıklarının önemli bir kısmını arabuluculuğa adım adım aktaracağımızı buradan ifade etmek isterim. 22 yılında cezada 230.399 dosyayı da uzlaştırma aracılığıyla karara bağlandı. Yani hakim huzuruna çıkmadan vatandaşlarımız uzlaşmayla bu sorunları çözdü. O yüzden alternatif uyuşmazlık çözüm yollarını yeni dönemde artırmaya ve uzlaştırmacılığı daha etkin işletebilmek için yeni tedbirler almaya da kararlı olduğumuzu buradan ifade etmek isterim. Vatandaşlarımızın itibarlarını korumak için bildiğiniz gibi lekelenmeme hakkını faaliyete geçirdik. Lekelenmeme hakkı sayesinde 2022 yılında 247.631 adet konu soruşturmaya kaydedilmeden sonuçlandırılmıştır. Bu ne demek? Vatandaş şüpheli yapılmadan hakkında soruşturmaya açılmasına yer olmadığına karar verildi. Eğer bu düzenleme olmamış olsaydı masum vatandaşlarımız sistem gereği hakkında şikayet olur olmaz şüpheli kaydediliyordu. Bu vatandaşlarımızın delilsiz şüpheli hale getirmesini önledi ve onların onurlarını, haysiyetlerini koruma konusunda son derece önemli bir kazanım oldu. Önümüzdeki dönemde lekelenmeme hakkının daha etkin uygulanması konusunda tedbirler alacağımızı ve bunun gelişmesi hususunda yargının daha cesur davranmasını sağlayacak düzenlemeler yapacağımızı da ifade etmek isterim. Çünkü Cumhuriyet Savcılıkları kamuoyu tepkileri, beklentileri vesaire dikkate alarak bu konularda benim gördüğüm kadarıyla fazlaca cesur davranmıyorlar. Onun için yeni dönemde o kuralları koyarak, somut net ilkeleri koyarak savcılarımızın hem kamuoyu nezdinde haksız şekilde yıpratılmalarını önleyecek hem de bu konularda daha cesur davranmalarını sağlayacak adımlar atacağımızı buradan ifade etmek isterim. Tabii noterlik alanında önemli adımlar attık. Bildiğiniz gibi bu sene 6. yargı paketinde gayrimenkul alım satımını tapu sicil müdürlükleri yanında noterlerin de yapacağını sağladık ve ülkemizde bu nedenle noter artışını da noterlik sayısını da artırdık. 78 ilçede yeni noter kurduk. Şu anda Türkiye'de noter bulunmayan herhangi bir ilçemiz kalmamıştır. Bundan sonra da bu sistemin sağlıklı işlemesi için elimizden gelen çabayı sürdüreceğiz. Tabii adli sicil kayıtları konusunda da Türkiye'de önemli değişiklikler var. Ve biz adli sicil kayıtların silinmesine ilişkin devlet üzerinden vatandaşlarımızın silinmeye müracaat etmelerini sağladık. Ve bugüne kadar 521.399 adli sicil kaydını vatandaşlarımız 2023'te başlattık bunu. Kısa bir sürede bu kabul gördü ve bu kadar vatandaşımız adli sicil kaydından kurtulmuş oldu. Tabii yurt dışında adli sicil kaydını farklı dillerde, yabancı dillerde de veriyoruz. 2022'ye girdiğimizde 19 dilde ya adli sicil kaydı veriliyordu. Buna biz 9 dil daha ekledik. 28 dil oldu. Önümüzdeki zaman içerisinde 20 dil daha adli sicil kaydına ekleyeceğiz. Böylelikle 48 yabancı dilde adli sicil kaydı verir
hale geleceğiz. Tabii e-devlet uygulamalarını anlatmama gerek yok. Orada büyük bir mesafe aldık ve önümüzdeki dönemde bu mesafeyi daha da ilerletmeye devam edeceğiz. Tabii hem fiyatları etkileme hem de stokçuluk suçunun cezalarını artırdık geçen zaman içerisinde. Kiraları %25 ile sınırladık. 2500 TL ve altı olan alacakların tasfiyesi için önemli bir reformu hayata geçirdik. Avukat stajyerlerin çalışırken de staj yapmalarına imkan sağladık. Bu çalışanların avukatlık stajını yapmalarına büyük bir engeldi. Bunu kaldırdık ve yeni dönemde onlara bir imkan verdik. Tabii Hakimler Savcılar Kurulu sosyal medya kullanımı konusunda hakim ve savcılar hakkında rehber ilkeler yayınladı. Bu son derece önemli. Bir de performans esaslı değerlendirme sistemi kuruldu. Yani bir hakim, savcı yaptığı işlerle ilgili aynen tomografisi çekiliyor adeta burada. Kaç dosya geldi, ne kadar sürede işlem yaptı, ne kadar bekledi, ne oldu, ne bitti. Bütün veriler burada toplanıyor ve onunla ilgili başarısı hakkında, performansı hakkında kurul bir kanaat sahibi oluyor ve bu kanaati onlarla ilgili tasarruflar yapılırken bunu değerlendiriyor. Bunun da son derece etkin ve yararlı sonuçlar doğurduğunu ifade etmek isterim. Tabii biz adli sicil ve istatistik konusunda da TÜİK kadar olmasa bile bizim bir birimimiz var. Ama burada bir eksiğimiz vardı. Bu verilerin değerlendirilmesi konusunda da bir daireye ihtiyaç duyduk. Bundan sonra adli sicile gelen adli verileri derleme ve değerlendirme adında bir daire kurduk. Bu veriler hem de suçla mücadelede hem ıslah ve rehabilitasyon sürecinde hem de diğer konularda bize büyük yardım sağlayacağına yürekten inanıyoruz. İkinci bir yeni daire, mukayeseli hukuk dairesi diye bir daire daha kurduk. Amacımız da şu, dünyadaki hukuk alanındaki gelişmeleri takip eden özel bir birimimiz olsun. Bizim adalet müşavirlerimiz var, bunlar takip ediyorlar. Ama bir de bizim Mevzuat Genel Müdürlüğümüz bünyesinde mukayeseli hukuk dairesi kurduk. Buradaki arkadaşlarımızın hepsi dil bilen ve Türkiye'nin hukuk sistemiyle benzer hukuk sistemlerine sahip ülkeleri, onun dışında da takip edebildiğimiz kadarıyla bizim de farklı ama iyi uygulama örnekleri olan dünyanın her bir ülkesinde takip edecek. Nerede çok güzel bir hukuk uygulaması ortaya çıktı, onu biz kendi ülkemize nasıl uyarlarız, onu değerlendirecek, bakanlığımıza ve çalışmalarımıza önemli katkı verecek bir birim olduğunu ifade etmek isterim. Son olarak demin hakim savcı yardımcılığı vesaire söyledikten sonra bizim yargıya dönük eleştirilerden birisini, hani kıdem konusunda çok eleştiri alıyoruz. Bu alandaki son fotoğrafımızı sizinle paylaşmak isterim. Şu anda görev yapan hakim ve savcılarımızın 22.769 bunların sayısı, bunların 4.354 kişisinin kıdemi 3 yıl 6, %19,1'e tekabül ediyor. 4.464'ünün kıdemi 5 yıl, %19,6'ya. 5 ile 10 yıl arası 6.589, %28,9. 10 ile 15 yıl arası 2.336, %10,3. 15-20 yıl arası 1.250, %5,3. 20-25 yıl arası 1.950, %8,6. 25 yıl ve üzeri 1866, %8,2. Bu şu anlama geliyor. Şu anda bizim mevcut hakim ve savcılarımızın kıdemi %60'ı 5 yıl ve üzeri. %81'i 3 yıl ve üzeri. %19'u 3 yıl ve artı. Dolayısıyla kıdemle ilgili yaşanan sorun şu anda kademeli olarak aşılma noktasına geldi. Bu tecrübe eminim ki Türk yargısına önemli bir katkı sağlayacaktır. Vatandaşlarımızın beklentilerinin olumlu anlamda değerlendirilmesi konusunda önemli sonuçlar doğuracaktır. Tabii biz ayrıca demin dediğim gibi hem teftişi zorunlu kılarak
hem meslek içi eğitimi zorunlu kılarak attığımız adımlarda burada olumlu gelişmelere katkı sağlayacaktır. Bir rakam daha paylaşmak isterim. Şu anda Türkiye'de 15.394 hakim var. 7.440 savcı var. Kadın hakim sayısı 2002'de 1725, 2022'de 7.128. Artış %313. Kadın savcı sayısı 2002'de 122, 2022'de 1228, artış %906. Baktığınız zaman kadın hakim ve savcı sayı oranlarının yargımız içerisinde oldukça arttığını görüyoruz. Bu da son derece önemli. Yargıya da kadın eli hak ettiği şekilde değdiğini ve adaletin tevziinde kadınlarımızın da önemli rol aldığını buradan ifade etmek isterim. Yargıda kadınların önünü açan ve onlara büyük imkanlar veren adımları attığımızı burada ayrıca ifade etmek isterim. Ben şimdilik bu kadarla iktifa ediyorum. İnşallah zamanı fazla kullanmamışımdır. Ben sözü sizlere bırakıyorum. Sorularınız olursa ona göre genişletmek isterim. Evet, buyurun. Sayın Bakan, son için teşekkür ederim. Şartın doğru ilan prosesinden. Efendim, %25 kira sınırlamasından kaynaklı olarak bazı adli vakalar ülke genelinde yayıldı. İşte kiracılarla ev sahibi arasında kavgalar çıkması veya işte ev yapma veya benzeri gibi olaylar. Bunlarla ilgili elinizde bir istatistik var mı? Ne kadar olay çıktı diye bu kira anlaşmasından kaynaklı mesele adli vakaya dönüştü. Ceza infaz kurumlarında annesinin yanında kalan çocukların tüm ihtiyaçları bundan sonra devlet bütçesinden karşılanacaktır. Yapılan düzenleme kapsamında annesinin yanında kalan çocuklar ile çocuk ve emziren annenin ihtiyaç duydukları gıda maddeleri, biberon, süt pompası, mama madalyası, beşik ve diğer oyuncak ne kadar ihtiyacı varsa çocuk için hem bütün araç ve gereçler çocuğun gelişimi ve eğitimi için ne lazım geliyorsa hepsi devlet bütçesinden karşılanacaktır. Eğitim öğretim masrafları zaten biz karşılıyoruz. Ama ihtiyaç gözetmeden bundan sonra hepsi bütçe tarafından karşılanacaktır. Bu da çocuk sayısı. Yani şu anda rakam Enis Bey kaçtı? 300 kaç? 520 çocuk var, 470 anne var. Çıkardığımız kanun da var. Evet. Tamam. Bunlar geçti gitti bilen ya. Bir de tabii bizim önemli bir şey daha var. Ben tabii bunları hep es geçmişim. Bizim aile içi kadına karşı şiddetin önlenmesine ilişkin bir genelgemiz var. Bunu güncelledik. Burada iki hususu öne çıkarmak istiyoruz. Birincisi ihtisaslaşmayı sağlamak amacıyla aile içi ve kadına yönelik şiddet suçları soruşturma bürolarında görevli Cumhuriyet savcılarının zorunlu durumlar dışında farklı işlerde görevlendirilmemesi ve bu amaca aykırı iş bölümü değişikliği yapılmaması. Şimdi bu büroda savcı sadece bu işe bakacak. Yani istisnai zorunlu hal dışında başka bir büroda bu savcılara görev verilemeyecek. Cumhuriyet başsavcılıklarına doğrudan yapılan şikayet başvurularında mağdurun beyanı bizzat Cumhuriyet savcısı tarafından alınacak. Yani kolluk mağdurun beyanını almayacak. Savcıya müracaat ettiğinde bu da yeni bir gelişme. Ama karakola müracaat ettiğinde tabii karakol sıcağı sıcağına ifadeyi alacak. Ama savcıya olan müracaatta savcı bizzat kendisi ifadesini alacak ve burada daha önemli değişiklikler var ama bu ikisi bence amaca kafidir diye düşünüyorum. Tekrar daha var mı? Yok. Genel. Ben işte şimdi size yargı paketini anlatmadım. Bu 7. yargı paketini. Yani ben vaktiniz şey diye işin doğrusu. Orada başlıkları söyleyin. Geçen yazdınız. Şimdi bundan sonra evde haciz uygulaması için hakim kararı gerekecek. Hakim kararı olmadan evde haciz uygulaması yapılamayacak. Yani iş yeri diye gittiler, ev çıktı. Bu durumda da haciz işlemi durdurulacak.
hakim kararı alınıp öyle gidilecek. Tabii bu özel hayatın gizliliği ve evdeki mahremiyetin korunması bakımından son derece önemli. Bir suç soruşturmasında bile hakim kararı ararken bir borç alacak ilişkisinde hakim kararı alınmadan eve gidilmesi doğru olmadığını değerlendiriyoruz. Yeni bir adım atıyoruz. İkincisi uyuşturucuyla mücadeleyle ilgili önemli burada değişiklikler var. Bir tanesi şu. Sentetik katinon ve türevleri, sentetik opioid ve türevleri ile amfetamin ve türevleri cezayı artırıcı neden olarak geliyor. En az ne ceza alacaklar? 15 yıla çıkıyor. Çünkü şu anda Türkiye'de amfetamin maalesef bayağı arttı. Bu bir defa cezayı artırıcı nedenler. İkincisi denetimli serbestlikte kural getiriyor. Eskiden var. Kontrolü yoktu. Bundan sonra disipline eden, sürekli kontrol getiren, haberli habersiz kontrolü alan bir adım getiriyoruz. Üçüncüsü ceza evleri içerisinde uyuşturucu bağımlıların tedavisi için yeni bir düzene geçiyoruz. Yani sırf bu maksatla tedavi ve rehabilitasyon uygulanacak müstakil cezaevleri kuracağız. Veyahut da bunu yetiştirene kadar mevcut cezaevlerinin birini bu amaçla birkaçını bu amaçla düzenleyeceğiz. Bu tedavi katılmada zorunlu. Yani ben katılmıyorum falan yok. Herkes bu tedaviye katılacak, kullanacak. İkincisi de Sağlık Bakanlığımız bağımlılıkla mücadele ve rehabilitasyon konusunda özel hastaneler kuracak ve bunlarla ilgili yakında onlar da 10 tane bu işle ilgili adım atacak. Ve bunlara ilişkinde düzenleme bu şeyin içerisinde yatıyor. Bu da şu, dışarıda bağımlı olan vatandaşlarım şimdi AMATEM'e gidiyor. Bu konuda özel hastaneler, uzmanlar, bilir kişiler, özel eğitimli kişiler sadece işi bu olanlar olacak. Tedavi olmak isteyen gidip tedavi olabileceği gibi suç soruşturması sırasında ilk defa yakalanan ve kullanıcı olduğu anlaşılan kişiler de zorunlu. Onlar da oraya tedaviye gönderilecek. Yani sadece hapse atma değil, bunların tedavisi için hem dışarıda hem de içeride Sağlık Bakanlığı'yla bizim bakanlıkta yapacağımız cezaevinde protokolü Sağlık Bakanlığı'yla yapacağız. Onların önerileri doğrultusunda tedavi konusunda çok ciddi bir adımı, büyük bir reformu hayata geçireceğimizi ifade edebilirim. Hem müstakil bağımlılıkla mücadele için müstakil hastaneler kurulacak. Yani yakında onunla ilgili açıklama yapılacak. Hem de müstakil tedavi ve rehabilitasyon cezaevleri oluşturacağız. Ve burada bütçeden de şu anda bütçe kanunu geçtiği için kaynak aktarılması konusunda da özel hüküm koyduk ki bu süreç hemen başlasın. Avukatlık ve adli yardım sisteminin ilk 5 yılında avukatların baro aidatı ödememesine ilişkin bir düzenleme getiriyoruz. Adli yardımda şu anda %3'ü, %2'si harçların adli yardıma ayrılıyordu. Şimdi bunu %3'e çıkarıyoruz. Adli yardıma ayrılacak parayı artırıyoruz. Öte yandan bir de burada avukatlar, yeni avukatlar büro kurmada sıkıntıları var. Onlara büro kurmaları için destek verecek yeni bir düzeni kuruyoruz. Bunun içerisinde o var. Arabuluculuğun kapsamını genişletiyoruz. Kira ilişkisi, ilamsız haciz işlemi hariç arabuluculuğa. Ticari dava ve işlerde itirazın iptali, menfi tespit ve istirdat arabulucuya. Uyuşmazlığın asıl tarafı arabulucu olursa tarafa da arabulucu anlaşmayı bildirecek. Ve Singapur Sözleşmesi'nde arabulucunun içerisine alıyoruz. Ortaklığın giderilmesi davasını arabulucuya alıyoruz. Kat mülkiyetini arabulucuya alıyoruz. Komşu hakkı ile ilgili kısımları arabulucuya alıyoruz. Demin de söyledim. Bundan sonra arabuluculuğun kapsamını adım adım genişleteceğiz. Vatandaşımızı davacı, davalı haline sokmadan uzlaşarak sorunlarını çözecek mekanizmaları güçlendireceğiz. Göçmen kaçakçılığıyla mücadele bakımından cezayı artırıyoruz. Alt sınırı 3 yıldan 5 yıla çıkarıyoruz. Kaçakçılıkta kullanılan araç, gereç, malzemenin el konulması ve bunun emniyet, jandarma, sahil güvenlik, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından
kullanılmasına da imkan getiriyoruz. Bunlar kullanılabilir cinstense. Yurt dışına eğer bir yabancı suç işlediyse Türkiye'de adli kontrol kararı varsa yurt dışına çıkamıyor. Ama valiliklere itiraz hakkı veriyoruz. Bunların yurt dışına çıkmaları için valilik bu karara itiraz edebilecek. İtiraz ettiğinde mahkeme karar verdiğinde adım atacak. Savunma sanayiyle ilişkin bir düzenleme var. Biliyorsunuz Türkiye savunma sanayinde çok büyük reformlara imza attı ve dünyanın marka ülkelerinden biri haline geldi. Tabii bizim savunma sanayinde çalışan mühendislerimiz, teknik elemanlarımız da başka ülkelerin hedefi haline geldi. Yani transfer ederek, daha imkanlar vererek veya başka şekillerde onları yurt dışında çalıştırmaya götürüyorlar. Şimdi bu açıdan, bu bizim gelişmişliğimizi de gösteriyor, bir tedbir alma ihtiyacı doğdu. Bu nedenle savunma sanayi tesislerimizde çalışanların 3 yıl süreyle yurt içi ve yurt dışında herhangi bir firmada çalışmasına yasak koyan bir düzenleme getiriyoruz. Ama yurt içi ihtiyaçlar için bu yasağı savunma sanayi başkanlığı isterse azaltabilecek, kaldırabilecek, kısaltabilecek. Yani içerideki ihtiyaçlarımız için bir kullanma ihtiyacı olduğunda sözleşmede bu yasak olacak ama ihtiyaç halinde bu kısaltılıp uzaltılabilecek. Bunun amacı da yerli gelişen sanayimizin önünü tıkamamak için ama şartlara göre belki dışarı gitmesine de izin yok. Yerli sanayi için. Kamu için tabii. Kamu için. Özel sektör değil. Yok. Kamu için geçerli ama şu kadar söyleyeyim. Kamu için geçerli. Sözleşme böyle olacak bundan sonra ama diyelim ki yurt dışına biz göndermek istiyoruz bazı alanlarda. Onlar da istiyor. Onları kaldırabilir. Devlet ihtiyaç duyduğunda. Hayır, yurt içinde de diyelim özel sektörün ihtiyacı var. Bizde de eleman var. O özel sektörde zaten bizim taleplerimizi, devletin ihtiyaçlarını karşılıyor. Ona da kaldırıp oraya gitmesine izin verebilir. Yani bu işi biraz zapturapt altına alan bizim kazanımlarımızın dışarı gitmesini biraz engellemeyi amaçlayan bir şey. Yani geçmişte üniversiteler denk görmediği için bizimkileri almazlardı. Ama şimdi denklik menklik hiç bakmıyorlar. Siz Türk savunma sanayindeyseniz buyurun gelin diyorlar, alıyorlar. Onun için önemli. Bireysel başvuru dosyalarının tazminat komisyonuna aktarıyoruz bir kısmını. Makul sürede yargılanmamayla ilgili dosyaları olduğu gibi şey aktarıyoruz. Efendim Adalet Bakanlığı tazminat komisyonuna. Ama en önemli şeylerden birisi de şu. Biz süreleri eşitliyoruz. Temiz sürelerini, istinaf sürelerini. Hani bazen 7 gün diyor, bazen işte 15 gün diyor, bazen işte bir hafta diyor, bazen şu diyor. İş mahkemesinde ayrı, ceza da ayrı. Ne zaman başlıyor kargaşa? Hepsini 2 hafta yapıyoruz. Bütün istinaf ve temiz süreleri de tebliğden sonra başlayacak. Yani adam neyi temiz edeceğini bilerek temiz etsin. Gerekçeyi de görsün. Ve burada bir birlik sağlıyoruz. Ayrı süre yok artık. Ve avukatlığımda ben bütün bu süreleri çeteli yap masama koydum. Müvekkil gelip sorduğunda bilememiz olmasın diye hemen buradan bakardım. Ya çok zor. Bulmaca bilmece gibi. Şimdi şimdi tek süre. 2 hafta tebliğden itibaren başlayacak. Bir de istinafın adını Bölge Adliye Mahkemesi. Şimdi adı fiilen kullandığımız isme dönüyoruz. İstinaf. Adli İstinaf Mahkemesi, İdari İstinaf Mahkemesi olarak değiştireceğiz. Zaten adı o. Bu konuda da bir isim değişikliği yapacağımızı anlattı. Daha başka epey düzenleme var ama bunlar herhalde kafidir. Bir şey daha önemsediğimi unuttum. Ceza infaz kurumlarında biliyorsunuz Bursa'da bizim bir görevlimiz şehit oldu. Ama şehit haklarından yararlanamıyordu. Ceza infaz kurumu memurlarını da görevdeyken eğer şehit olurlarsa diğer emniyet gibi, jandarma gibi, TSK mensupları gibi aynı kapsama alıyoruz bu düzenlemeyle. Orada da ya aynı görev başında bir polisimiz, askerimiz şehit düştüğünde ona devletimiz ne imkanlar veriyorsa
bizim cezaevindeki gardiyanlarımız da görev başında şehit olduğunda, çünkü hepsi hedef, onlara da aynı imkanları getiriyoruz. Geçmişte epey şehidimiz var. Burada da ciddi bir sıkıntı var. Şu anda bunu da onlara getirdiğimizi buradan, yani yeni olan, farklı olan şeylerden birisi de bu. Peki,